Ya biz çok merak ettik bu kadın dergilerinde neler oluyor, neler yaşanıyor içeride. Tabii biz kendi üslubumuzla bir derginin toplantısına girdik. Bakalım işler nasıl yürüyormuş dergi çıkmadan önce. Onu kendimize göre işledik. Nasıl oluyormuş bakalım. Buyur. Anladım. Sevgili arkadaşlar, hepinizi tebrik ediyorum. Bu ayda satışlarda bir numarayız. Kap Kadın dergisi yine bir numara. Çok iyi. Gerçekten editörümüz sağ olsun Hüseyin, resmen kadın dünyasının dahiyane çocuğusun. Yani seni daha fazla nasıl övebilirim bilemiyorum. Tamam. Hadi övmeyin. İnanılmaz. Övmeyin yeter hadi. O kadar diyeceğim biraz. Harika. Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim tekrar. Ama bu bir ekip çalışması. Yani ben ne kadar müthişsem siz de o kadar iyi işte. İbrahim ne yapıyorsun? Hüseyin, derginin sahibinin değiştiği doğru mu? Doğru. Kendisi çok zengin bir iş adamıymış. Hatta birazdan bizlerle tanışmak için buraya gelecek. Duyduğuma göre sektör dışından biriymiş. Yani sektör dışından biri sekmemize neden olur diye ben çok endişe ediyorum. Sorma. Haklısın Mesut. Benim en büyük korkumsa gerçekten bize ve bizim sanatçı ruhumuza uygun biri olup olmadığı. Hı. Yani kısacası eğer bizim ruhumuzdan anlamıyorsa ben kesinlikle katlanamam. Absolutely. Selamun aleyküm. Oturun çocuklar, dikilmeyin ya. Oturun. Evet efendim. Ben dergimizin yeni sahibi Şevket Mircan. Beni bilen bilir, sucuk kralıyım. Sucukla derginin ne alakası var der gibi bakıyorsunuz. Yani sucuk severim bir kere. Çok severim ama merak ettim. Gerçekten ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok. Bizim hanımla kız çok seviyor sizi, bu dergiyi. Sürekli okuyorlar, bütün sayılarını okuyorlar. Bana dediler ki, sen de oku. Gittim, verdim parasını, aldım. Ama komple dergiyi aldım. Çok iyi yapmışsınız gerçekten. Efendim, ben derginin editörü Hüseyin. Bunlar da çalışanlarım. Çalışma arkadaşlar. Tanıştırayım. Mesut, Dilek, İbrahim ve Gezer. Memnun oldum arkadaşlar. Vallahi sizi tanımak gerçekten bana onur verdi. Ben ne olur sizi bölmeyeyim, siz devam edin. Ne yapıyorsunuz şimdi? Efendim, baskıya gidecek son sayımızın son rötuşlarını yapmak üzere toplanmıştık biz de tam. Öyle bir şey var mı? Son sayı var mı? Bakayım ya, merak ettim. Son sayımız var efendim. Ha. Şurada. Hoppa. Hay maşallah ya. Oğlum bunu öyle birdenbire yükleme, fıtık olursun vallahi ya. Vay be, kaç sayfa bu ya? 500 sayfa. Efendim, içeriğimiz oldukça genişti. Güzel, aferin. Çok güzel ya, çok güzel. Bakalım, içeriğine bakalım. Reklam. Çocuklar, derginin girişi yok. Dergiye giriş yapamadım. Efendim, birazcık daha ilerlerseniz eğer, bir tık daha bakayım. Şöyle bir... Yok, reklam. Yok kızım, yok. Her tarafta reklam var. Ya bunun reklamsızı yok mu normal şeyi? Onu verin, ona bakayım. Aa, ben size reklamsız bölümünü vereyim isterseniz. Şu bir, iki, evet. Üç, dört, beş, altı zaten yok. 500 sayfada sadece 3 sayfa mı yazı var ya? Bu kağıt israfı niye o zaman Allah aşkına? Şimdi Şevket Bey, aldığımız feedbackler sonucunda bazı konfirmler dışında best success olduğunu gördük. Yani bir umbrella altında baktığımız zaman bütün infolar bir server etrafında toplanıp bize bazı şeyler söylüyor. Biz de... Mesut, beni bilen bilir. Bana plaza dili yapma koçum. Kinlenir, senin ocağını yakarım. Bu ağaç israfını önlemek için seni keserim. Senden ahşap oyar, içine de bade koyarım lan! Lan sakin ol! Ama efendim yani, ben sabahlıyorsunuz. Bir dakika. Şevket Bey, yalnız burada başarım ya da başarımız ne fark eder? Eğer gölgelenecekse
Ben giderim. Sonuç olarak biz en çok satan kadın dergisiyiz. Evet, ya şey yapmayın, kusura bakmayın. Eski anılarım canlandı bir anda çocuklar. Bir yani şey yaptım, ne olur siz devam edin ya. Ben şu kenarda oturur, şey yaparım. Şu kenarda otururum. Pekala, teşekkürler. Evet, arkadaşlar son sayımızın kapak başlıkları ile ilgili bilgi alabilir miyim? Değil tabii mi? Ki. Bu ayki kapak başlıklarımız şöyle ki. Partneriniz sizi aldatıyor mu? Hı. İş arkadaşınızın kuyusunu kazmanın yolları. Ve akşam mermelerde kalmak için en iyi yalanlar. Hı. Çok güzel. Ayrıca eski çıktığınızı yeni çıktığınızla nasıl çatlatırsınız diye bir şey düşündük. Ve en yakın arkadaşınızı kötülemek ve onu rezil etmek için kendinizi daha da üstün göstermenin tiyoları. Ben yazıyorum onları da. Ben de sülalenizi sevmek konusunu işleyeceğim. Bravo, harika. Gerçekten muhteşem bir sayı olacak. Siz de beğendiniz değil mi? Çok, çok. Yalnızca bence bir eksik var. Yazıyor musun? Evet. Notan istersen. Adam bıçaklamanın kolay yolları. Orada işlerseniz gerçekten tamamdır. Bu konu bende. Ben bunu bir düşüneceğim. Evet, lütfen, evet, düşüneyim. Lütfen. Adama bak, hakikaten düşünüyor ya. Oğlum siz kadın dergisi misiniz? Fitne fesatın el kitabı mısınız Allah aşkına ya? İnsanı insana mı kırdıracaksınız siz ya? Ay yo yo, pardon, yanlış anladınız. Tabii ki bunların yanı sıra inanılmaz bir moda sayfamız var. Onları da ben tasarlıyorum. Ben yazıyorum modayı. Demek ocağımdaki incir ağacının sahibi sensin. Anlayamadım. Şimdi anlatacağım. Mehtap! Karıcığım, gelir misin? Wow! Bence, wow. Yani gerçekten... Müthiş! Yedinci sayı mı? Bu yedinci sayı, tam yazdığım. Muhteşem. Harika. Şevket Bey, karınızın tarzı gerçekten mükemmel. Oğlum, kadının kolu bacağı gözükmüyor lan. Kırılacak eşya kolisi gibi ortalıkta dolaşıyor. Bunun nesi mükemmel Allah aşkına ya? Ay sen modadan ne anlan Şevket? Tamam hadi diyelim ben modadan anlamıyorum. Bize söyler misin Mehtap, bu kadın nereye gidiyor? Öncelikle pazara, sonra da annemgile. Sen bu halde pazara gidersen... ...zabıta seni seyyar araba diye devirir Mehtap. Şuna bak ya. Hele şuna, şuna. Boynumdaki ne Allah aşkına? Kendi kendini yalama diye mi yaptın bunu? Yağmur yağsa boğulursun, boğulursun. Şevket Bey, bence oldukça haksızlık ediyorsunuz. Son derece şık ve inanılmaz zengin durmuş bence. Bence de kesinlikle. Özellikle altındaki etek muhteşem. Ulan kese kağıdı mı? Kese kağıdı. Kese kağıdı bu etek olmaz. Kese kağıdına koyarsın domatesi, koyarsın biberi, yollarsın. Acur salatalık mı bu kadın? Erik mi bu kadın da kese kağıdına koyuyorsunuz ya? Şevket, sen modadan anlamayan bir turfandasın. Umuyorum ki aldığın dergiyi okur, birazcık adam olursun. Çüss! Çüss! Lan, yuvamı yıktınız lan, yuvamı yıktınız be. Öz karım bana kese kağıdıyla atar yapıyor ya. Oğlum siz ne yapmaya çalışıyorsunuz bize lan? Amacınız ne oğlum sizin lan? Ama yani ben burada yine bir dur demek istiyorum. Dergimi gözümün önünde gömmenize izin veremem. Madem o kadar sinirliydiniz, niye aldınız canım dergiyi? Vay vay, çok güzel. Bu ikinci atarım oldu. Bu da beni etkiledi editör. Çok güzel, çok güzel. Otur, 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 otur. Sırf merakımdan devam edin istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Peki İbrahim, sen bu ay bize neler hazırladın? Ah, o bende. Hı. Hüseyin, ben bu sayımda nereye gitmeli, ne yemeli ve ne içmeli köşemi hazırlıyorum. Bu ay gitmek istediğim yerler Paris'e gidip kazaya yiyeceğim. Ibiza'da su yatağında yılan yiyeceğim. Tamamını yemeyi düşünüyorum. Afrika'da da tabii ki gergedan döşü. Boynuzundan kaçabilirsin. Benim o. Bence Avusturya leblebisi de yemelisin. Harika ya. Hmm. Çok iyi. Evet, kesinlikle. Bangladeş şöbiyetini de sakın ihmal etme. Hmm, abi benim için Texas suşisi ye. Çok özledim. Okay, İbrahim, okay. Bence Hindistan'a gidip muhakkak Hint fakiri yemelisin. Daha önce bir kere tatmıştım Hint fakirini ama senin için bir kez daha yerim ya. Onun çivisini ayıklamak gerekiyor. Evet. böyle. Arkadaşlar beni biliyorsunuz. Her şeyi yiyebilirim. Sorun yok. Şevket Bey. Sizin için de yememi istediğiniz bir şey var mı? İsterim, isterim. Ama adını şimdi söyleyemem. İbrahim, sen benimle teşekkür mi geçiyorsun lan?
Lan oğlum sen orada yiyince buradakilerin mi karnı doyuyor? Sırf gıcıklık olsun diye mi yediğin şeyleri insanların gözüne sokuyorsun sen ya? Şevket Bey bakın ben bu yazılarımla bir trend yaratıyorum. Allah razı olsun bugüne kadar ne yarattın acaba? Allah'ım yarabbim ya. Senin orada yediklerin insanlar burada yiyebiliyorlar mı? Onlar burada var mı o yenen şeyler? Ya olmaz olur mu efendim? Mesela sushi var. Ama Kastamonu'da yok. Kastamonu'da sushi yok. Onu ne yapacağız Dilek? Kaynanam sizden okuyor sushi'yi. Modern kadın olacağım diye çiğ çiğ hamsileri yiyor. Sizin yüzünüzden yanımızda taştan geziyoruz. Arada ıslamazsa kadının derisi kuruyor. Efendim ben farklı mutfakları tatmak zorundayım. Lan oğlum şuraya 10 tane lahmacun getirip koysam... ...içine bizi de koyarsın, dürüm yapıp yersin. Bana şekil yapma Allah aşkına ya. Ama Şevket Bey, biz halkın nabzını ölçerek yapıyoruz bu sayıları. Yani her ay bir takım anketler, bir takım testler yapıyoruz. İyi dedin vallahi bak, iyi dedin. O kadın testlerini kim yapıyor lan, ha? Sizin aranızdan biri. Çıksın bakayım, kim o? Saçmalamayın, tabii ki ben. Ana! Editör çıktı ya lan! Oğlum senin kadınlara garezin mi var lan? Yok ideal kadın mısın, yok ne bileyim hangi dizinin kahramanısın? Yahu! Geçenlerde bizim kız kalesi mi ne çıkmış? Ben 3 ay barınaklarda ejderha yavrusu aradım ya. Ama yalnız o biraz saçma olmuş. Gerçekten saçma olmuş. Kızımız konuyu çok yanlış anlamış. Efendim anketleri biz kadınlar hangi gruplara aitler? Bunları keşfedebilsinler diye yapıyoruz. Çünkü kadınlar 6 gruba ayrılır. Hayır efendim. Kadınlar 8 gruba ayrılır kan gruplarına göre. A grubu, B grubu, AB grubu, 0 grubu. Bir de bunların pozitif var, negatifim var. Bu kadar. İnsan oğlum bu, insan lan. Pardon ama kadın dünyası hakkında sizden öğüt alacak değilim. Ben kadınları çok iyi tanırım. Vay. Ama bu 3. atarını yiyemedim. Sen evli misin Hüseyin? Hayır değilim ama... Sevgilin var mı? Sevgilim yok ama şimdi... Hiç sevgilin oldu mu Hüseyin? Hiç olmadı. Ya sevgilin olmadan, karın olmadan, hadi bunları geçtim. Kaynana dediğimiz o gizemli kadını tanımadan kadınları tanımış sayılmayız. Kadınlar sizin için sıcak su torbası ve çikolatadan ibaret ya. Ama yani yanılıyorsunuz Şevket Bey. Ben her ay 10 adımda kadınları mutlu etmenin yollarını yazıyorum. Ha işte en sevdiğim. Seni gökte ararken yerde buldum Sana ayrıca gıcığım. Sen ne yazdın bakayım bu sayıda? Yani bu sayıda erkekleri etkilemenin 10 yolunu yazdım. Bu yolları sen nereden biliyorsun Mesut? Ben erkeğim. O zaman en iyi 10 kanatçıyı da tavuklara soralım Mesut. Yani efendim bakın. Yani Şevket Bey sonuçta sizin baktığınız kadar basit bir şey değil bu. Evet Şevket Bey, sonuçta erkekler kadınlardan sürprizler beklerler. Mistik ve gizemli olmalarını isterler. Oğlum erkekler kadınlardan sadece yanlarında olmalarını isterler ya. Kadın mutfaktan çıksın, 10 adımda yatak odasına gitsin, erkek zaten heyecanlanır. Basit yaratıklarız biz ya. Yalnız yeter ama, bu kadarına dayanamayacağım gerçekten. Biz yıllardır sizin bu karanlık zihniyetinizi çökertmek için uğraşıyoruz. Burada modern kadını yaratıyoruz. Hüseyin seni 10 adımda döverim lan. Oğlum modern kadın dediğin kendi ayakları üstünde durabilen kadındır ya. Yıllarca A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı diye buzdolabı gibi sınıflandırdınız kadınları ya. Şevket Bey özür diliyorum ama ben sizin bu gerginliğinizi ve bu agresif tavrınızı evde özel hayatınızdaki sorunlara bağlıyorum. Kızım özel hayat mı varmış? Sizin yüzünüzde Merkür geriliyor diye yatak odasını ayıran bir karım var benim Allah aşkına. Yok arkadaş, yok bugün bu iş bitecek, bu dergi değişecek. Bundan sonra aha bu dergiyi basıp dağıtacağız. Bu mu? Neymiş? Bu ne ya? Savunma sanatının incelikleri mi? Ne bu? Laf atanı 10 harekette etkisiz hale getirmenin yolları. Çalışan kadın çantasının işlevleri. Çanta ile sapıkları haklama sanatı. İş yerinde takibe takip, tacize tahrip. Acil durum telefonları. Şevket Bey bu ne? Efendim bunlar kadınların gerçek sorunları. Kadınlarımız evde kocalarından, iş yerinde patronlarından, sokakta da serserilerden çekiyor. Bizim kadar anayı bacıyı karıştırma deyip ondan sonra anaya bacıya en fazla küfür eden...
Başka kimse var mı ya Allah aşkına? O yüzden şimdilik bu dergiyi basıyoruz, bunu dağıtıyoruz. Haydi bakalım. Haydi iş başına çocuklar. Haydi bakalım. Haydi koşmayın lan. Haydi. Efendim bize söyleyecekleri var. Albay Erdem geliyor. Merhaba. Şimdi ben çocukken bizim mahallede son derece iğrenç bir oyun peydah olmuştu. Çocuk bayıltmaca. Yani biz mahallenin çocukları olarak çocuk bayıltıyorduk. Şimdi ben düşünüyorum da biz bu oyunu nasıl oynadık ya? Sen doktor musun? Sen böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin ya? Bu gücü kimden aldın? Oyun için gerekli olan malzemeler. Bir tane saf çocuk. Bir tane saf çocuk bulacaksın. Mahallenin safı ortaya alınır, bıçkınları da etrafında toplanır. Lan şimdi seni bayılacağız diye. Abi niye bayıltıyorsun? Konuşma lan, bayılacağız işte. Hızlı hızlı nefes al ver. Çocuk zaten komut gereği değil, heyecandan ve korkudan hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlardı. O öyle hızlı hızlı nefes alıp verirken bir tane çocuk buna bir hareket çekerdi. Ben o hareketi göstermek istemiyorum. Çünkü yani yol göstermek gibi olmasın. Çocuk böyle tık bayılırdı. Daha sonra bu çocuğu bayıltan çocuk bir süre sonra sıkılır, annem çağırıyor, eve gitmem lazım derdi. Evine giderdi, herkes dağılırdı, çocuk böyle kaldırımda bayılmış yatıyor. Akşama doğru hani artık kendi imkanlarıyla uyanabilirse. Bazen mesela mahallenin bir büyüğü bu çocuğu sırtlanıp evine götürüyordu. Sizin çocuğu bayıltmışlar da diye. Ya biz bu oyunu nasıl oynadık? Hala düşünür düşünür şaşarım. Bir de ben çocukken çok kavgacıydım, sürekli böyle bir kavga dövüş. Büyüyünce saçma geldi, bıraktım. Çünkü yani bizde bir kavganın başlayış şekli bile çok saçma. Ya normalde bir kavganın başlayabilmesi için böyle ortamın bir gerginleşmesi, dilinde bir kabalaşması lazım. Yani karşı tarafı üzersin, normal seyir odur. En azından bir hani ağzını kırarım lan senin. Lan git lan! Bize tam tersi. Ortam gerginleştikçe dil kibarlaşıyor. Bak canım kardeşim. Benim güzel arkadaşım. Lan şeker kardeşim derken yumruk geliyor. Yani bu kadar saçma bir şeyi kimse kusura bakmasın ben yapamam. Zaten bizde bazı şeyler hiç olmuyor. Mesela poker oyunu ile ilgili bütün dünyada bilinen çok yaygın bir tabir var. Poker face. Yani poker surat. Eline iyi kağıtta gelse, kötü kağıtta gelse asla renk vermeyeceksin. O kadar ifadesiz olman lazım. Bu poker surat bizde asla olamıyor. Bizde ne oluyor biliyor musunuz? Papaz kinde suratı. Yani o, o papazı çekince böyle bir yüzün düşüyor. O papazı elden çıkaracağım diye çatlıyorsun. Yukarı kaldırıyorsun, yedirmeye çalışıyorsun, kimse yemiyor. Sağ oluyorsun, sola bakıyorsun, kimse yemiyor. Bir de oradan mesela yani karizmatik replik de çıkmaz. Yani dostum sende çok iyi papaz kinde suratı var. Ya bize bazı şeyler gerçekten olmuyor. Biz mesela ödül törenlerini de kendimize benzetiyoruz, benzetmişiz. Mesela yakın zamanda bir üniversite benim mizah yazarlığımı ödüle layık görmüş. Yani gittim ödülümü aldım, öğrencilerle kaynaştım, her şey çok güzeldi. Ama ben aslında şu bilince de erişmiş bir insanım. Öyle her ödüle de gidilmez. Öyle her ödüle de atlanmaz. Bundan 5-6 sene kadar önce ben henüz stand-up'a yeni yeni başlamışım, tamam mı? Bir üniversite beni yılın komedyeni seçti. Yalnız bu bana ödül töreninden bir gün önce söyleniyor. Aslında yine iyi yani, ödül töreninin sabaha da aslında arayabilirlerdi. Büyük ihtimalle süreç şu şekilde gelişti. Şimdi ülkemizde son derece değerli komedyenler var. Ulaşmaya çalıştılar. Misal Cem Yılmaz'a ulaşmaya çalıştılar. İşi vardı, gücü vardı, o olmadı. Son gün akıllarına ben geldim. Dediler ki, bir de Alpay Erdem var. O da yapıyor stand-up. Yani gitmesek de görmesek de en azından duyuyoruz. Yazıyor falan köşesinde, okuyoruz. Onu çağıralım. Hem onun işi gücü de yoktur. Yani o koşa koşa gelir. Bir şey söyleyeyim mi? Koşa koşa gitti. Allah diye, tamam mı? Bir de gittim ayı gibi de ödül konuşması yaptım. Şöyle hak ettim, böyle hak ettim diye. Lan nereye hak ettin ya? Nereye hak ettin yani? Kolay bir şey böyle. Yani yılın komedyeni olmak. Olayı sıcağıyla.
Yani olayı sıcağıyla anlayamadım ben. Ama tabii aradan geçen zaman içinde yılın komedyeni olmadığımı, büyük bir oyuna getirildiğini anladım. Son olarak söylemek istediğim şey şudur. Şimdi ben böyle ara ara televizyona çıkıyorum ya. İnsanlar böyle beni bir tanıyor gibi oluyorlar ama hani emin de olamıyorlar. En son geçenlerde Bağlarbaşı'da bir abi çıktı önüme. Sen dedi oyuncu musun dedi. Dedim değilim. Tiyatrocu musun dedi. Dedim değilim. Çok benziyorsun dedi gitti. Ulan arkadaş neye benziyorum? Nasıl bir şeye benziyorum? İyi bir şeye benziyorum, kötü bir şeye benziyorum. Binlerce soru. Çok teşekkür ederim, sağ olun.